Bundan önceki videoda popülasyonları zamanın bir fonksiyonu olarak modellemeye çalışmıştık ve popülasyonun zamana göre değişiminin popülasyonun kendisiyle orantılı olacağı fikrinden yola çıkmıştık. Bu değişim oranı popülasyon büyüdükçe artacaktı. Buradaki diferansiyel denklemi çözmeye çalışıp bunu sağlayan bir nt bulduğumuzda üstel bir ifadenin işe yarayacağını, yani bu denklemi sağlayacağını görmüştük. Görsel olarak ifade etmek gerekirse buna benzeyen bir şeyden bahsediyorum. Başlangıç popülasyonunu n alt indi 0 ile gösterelim. Burası t, burası da n yani popülasyon ekseni. Zaman geçtikçe popülasyon üstel olarak büyüyecek. İşte böyle. Ama tam da burada bir sorun vardı, öyle değil mi? Yani ya Malthus haklıysa, çevresel faktörler bu büyümenin önüne geçecekse, diyelim ki çevrenin, farklı bir renk kullanayım. Evet, çevrenin K'dan büyük bir popülasyonu kaldıramayacağını biliyoruz. Bu da popülasyonun bu şekilde sonsuza kadar büyüyemeyeceği anlamına gelir. Popülasyon ihtiyacı olan besin, su ya da diğer kaynakları elde edemeyince ya da çevre kirliliği inanılmaz boyutlara ulaşınca ne olur dersiniz? Buna bağlı olarak bir önceki videoda üzerinde çalıştığımız modelin çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle de eğer bir Malthus fanıysanız buna gönülden inanıyor olmalısınız. Bu noktada ise ismini yanlış telaffuz ettiğinden emin olduğum bir diğer bilim insanı, Verhulz sahneye çıkıyor. Verhulz, Malthus'un çalışmalarını okuduktan sonra Malthus'un bahsettiği davranışı modellemek konusunda iyi bir iş çıkarabileceğini düşünmüş ve ortaya bu denklem çıkmış. Değişim hızı şimdi de bunu farklı bir diferansiyel denklemle modellemeye çalışalım. Bu noktada N'in çevrenin kısıtlamalarına maruz kalmayacak kadar küçük bir değeri için bu modelin doğru olabileceğini, yani üstel bir büyümeden bahsedebileceğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ama belki bu büyümeyi n k'ya yaklaştıkça sıfıra götürebiliriz. Sizce bunu elde etmek için burada ne yapabiliriz? Belki bir şeyle çarpabiliriz. n k'dan çok ama çok küçük olduğunda bu terimin 1'e çok yakın bir değer alması, n k'ya yakın olduğunda da sıfıra yakın bir değer almasından bahsediyorum. Not edelim mi? Buradaki terimin n k'dan çok ama çok küçük olduğunda, yani popülasyon üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığında, İnsanlar bebek sahibi olup da, bebeklerini besleyebildiklerinde ve daha sonra bu bebeklerin de bebekleri olduğu durumda bunun 1'e yakın bir değer alması gerekiyor. Bu sayede de zaten buradaki modeli elde etmiş oluruz. Ama n, k'ya yakın olduğunda bu terimin 0'a yakın bir değer alması lazım. Bu da n, doğal limite yani popülasyonun tavan değerine yaklaştığında bu ne olursa olsun, bu terim eğer 0'a yaklaşıyorsa büyüme oranı da sıfıra yaklaşır. Örneğin besin sıkıntısı başlamış olabilir vesaire vesaire. N ve K ile bu koşullara da uygun olacak bir ifade oluşturabilir miyiz dersiniz. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve buradaki koşulları sağlayan bir ifade üretmeye çalışın. Hadi bakalım. İşe 1 ile başlayıp bunu n bölü k'ya çıkarmaya ne dersiniz? Bu koşulları sağladık mı? Tabii ki de. En çok küçük olduğunda bu çok ama çok küçük bir kesir olacağından parantezin içindeki değer 1'e yakın bir değer olur. Birden çok ama çok az küçük bir değerden bahsediyorum. n k'ya yakın olduğunda ise bu kesrin değeri 1'e yakın bir değer olacağından parantezin içinde 0'a yakın bir değer elde ederiz. Tam da istediğimiz gibi. Burada gördüğünüz denklem sadece popülasyon modellemek için kullanılmakla kalmaz. Farklı uygulamaları olan bir denklemdir ve çok da meşhurdur. Lojistik diferansiyel denklem adını daha önce duymuş muydunuz? Bundan sonraki videoda çözümünü yapacağımızı da hemen söylemek istiyorum. Bu ayrılabilir diferansiyel bir denklemdir ve standart integral yöntemleri ile çözümünü bulabilirsiniz. Bundan biraz daha zor ve karmaşık olacak ama birlikte bunun da üstesinden geleceğiz çözümü bulacağız. Lojistik diferansiyel denklemin çözümü lojistik fonksiyondur ve bu da popülasyonları modellemek için kullanılır. Şimdi yani çözümden önce üzerinde biraz düşünüp şeklinin neye benzeyeceğini bulmaya çalışalım mı beraber? İşe eksenleri çizerek başlayalım. Bu zaman bu da popülasyon ekseni olsun. Ekranı biraz daha yukarıya kaydırayım çünkü alt yazılar yüzünden ne yaptığımı göremiyor olabilirsiniz. Birkaç durum üzerinde birlikte duralım. T0 iken n'in değeri ki bundan başlangıçtaki popülasyon olarak da bahsedebiliriz. Bu arada enin, n'in t'nin bir fonksiyonu olduğunu da unutmayın. T0 iken n 0 bu terim ve değişim hızı da 0 olur ve popülasyon büyümez. Doğru bir sonuç öyle değil mi? Yani popülasyon 0 nasıl büyüyebilir ki? Ortada çocuk sahibi olacak kimse yok. Bu da bu diferansiyel denklemin sabit çözümlerinden birinin n t eşittir 0 olduğu anlamına gelir. Bu, lojistik diferansiyel denklemi de sağlar. Popülasyon eğer sıfırda başlamışsa, yani en alt indi sıfır, sıfıra eşitse, bu sıfır olarak sonsuza kadar böyle gider. Öyle değil mi? Az önce de dediğim gibi, çocuk sahibi olacak kimse yoksa ortada, zaten bu durumda olmaz mıyız? Sıfır, sıfıra sıfır, elde var, sıfır olur. Tabii ki de oluruz. Bir durumdan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da popülasyonun K'ya eşit olması durumu. Evet, n alt indis 0, k'ya eşit olursa ne olur dersiniz? Burası k ve t 0 iken popülasyonumuz bu şekilde. n eğer k'ya eşitse, n bölü k 1 eder. 1 bir eksi 1'den 0 ve popülasyonun değişim oranı içinde 0 elde ederiz. Bu da popülasyonun k olduğu durumda bir süre sonra yine k olacağı anlamına gelir. Yani popülasyon değişim hızı 0 ise popülasyon büyümez, sabit kalır. Öyle değil mi? İşte burada yani k'da kalır. Bu da mantıklı bir sonuç. Tabii bu noktada Malthus muhtemelen popülasyonun bunun biraz üzerinde büyüyeceğini, sonra da bir felaket yaşanacağını söylerdi. Ama ne de olsa bir şeyi kusursuz bir şekilde modelleyemeyiz, öyle değil mi? Yine de bunun bizim için mantıklı bir sonuç olduğunu, yani limit değerinde olduğumuzu, burada kalacağımızı düşünmek son derece mantıklı. Ve bu da sabit çözümlerden bir diğeridir n alt indi 0 burada başladığında başlangıç koşullarının neden önemli olduklarını şimdi daha iyi anlıyorsunuz. Öyle değil mi? 0'da başlarsanız 0'da, k'da başlarsanız da k'da kalırsınız. Bunu da nt eşittir k olarak yazalım. Şimdi bir de biraz daha ilgi çekici bir durum üzerinde duralım. Sıfırla k arasında bir başlangıç popülasyonunu ele alalım. Evet, n alt indi 0'ın Sıfırdan büyük, yani çocuk sahibi olacak insanların bulunduğu ve k'dan küçük, yani çevreyi maksimum şekilde kullandığımız bir durumda olduğunu düşünelim. Bu durumda ne olur dersiniz? Bu videoda sadece bir çizim yapacağım. Çözüm için bir sonraki videoyu beklemelisiniz. n k'dan çok büyük olmadığında ifadenin değerini belirleyen terim bu olacak, öyle değil mi? Yani burası küçük bir kesir olduğunda ki çizime göre bunun k'nın 6'da, 7'de, hatta 8'de biri olduğunu söyleyebiliriz. Burası 1 eksi 1 bölü 8 eder. Böylece buradan 7 bölü 8 çarpı r çarpı n elde ederiz. Başka bir deyişle, değişim oranının ne olacağını belirleyecek terim bu olacak. Belirleyen terim bu olduğunda da şu şekilde düşünelim. Popülasyon büyüdükçe değişim oranı da büyüyecek. Yani buna benzeyen bir şey elde edeceğiz. Popülasyon büyüdükçe eğim de artacak ve eğri dikleşmeye başlayacak. n, k'ya yaklaştığında ise burası 1'e yakın bir değer alacağından bu da 0'a yakın bir değer almış olacak ve ifade 0'a yaklaşacak. Bunu da n, k'ya yaklaştığında değişim oranının bu şekilde düzleşmesi olarak gösterebiliriz. k'ya doğru asimptot yapacak. O halde bu lojistik diferansiyel denklemin çözümü buna benzeyen bir şey olmalı başlangıç koşullarına da bağlı olarak yani eğer başlangıç pozisyonu buradaysa buna benzer, buradaysa da buna benzer bir eğriden bahsedebiliriz. Diferansiyel denklemleri işte bu yüzden seviyorum. Daha çözüme geçmeden biraz düşününce neye benzeyeceği hakkında bir fikir edinmek mümkün. Burada yani n k'dan çok ama çok küçükken değişim hızı n ile birlikte artıyor. n k'ya yakın bir değer aldığında ise düşüyor dediğim gibi bundan sonraki videoda bu denklemi çözeceğiz ve bulduğumuz sonucun bu mantıkla uyumlu olup olmadığını birlikte göreceğiz